Anne! Kanka, kanka değil mi? Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, yepyeni bir oyun videosuyla yine karşınızdayız. Lütfi oyuna daldı. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar su geçirmediğini iddia eden üstüne üstlük su boşaltma haznesi olan bir oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar ürüne geçmeden önce neden böyle bir şeyi inceliyoruz, neden anlatıyoruz ondan da bahsedelim. İşte metal yapısı var, ne bileyim ışıklı mışıklı falan filan, ama bizim videomuzdaki konusu su geçirmemesi. Zira ürünün içinde boşaltma deliği var, suya dayanıklı bir tasarıma sahip. Alt tarafta delikler var arkadaşlar, boşaltma hazneleri var. Kazayla bir su dökülürse, sıvı dökülürse buradan gönderiyor arkadaşlar. Tabi sadece oradan dökmüyor, şöyle eğdiğiniz zaman şuralardan da sular akışını sağlıyor. Böylece herhangi bir bozulma, oyunun durması vesaire gibi bir şey de çok fazla gerek kalmıyor. Arkadaşlar şimdi testlerimize geçeceğiz, ama testlerden önce sizlere Web Tekno'nun Android ve iOS uygulamasından bahsetmek istiyoruz. Eğer böyle bu tarz ürünler, böyle ilginç videolar, teknolojiyle ilgili farklı farklı konuları da beğeniyorsanız ve ilgi alanınıza giriyorsa Web Tekno'nun mobil uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan hem iOS hem de Android cihazlarınız için indirebilirsiniz. Artık videomuza geçelim. Hazır Lütfi de oyunu oynuyor, bence direkt başlatabiliriz. Komşu çocuğu geldi. Lütfi... Komşu çocuğu bir kere gelmesin artık. Bir kere gelip de rahatsız etmesin ya. Şimdi mesela Lütfi gidiyor ya mesela. Abicim bak, masada bir sürü bardak var, dikkat et onlara. Tamam. Anne! Abicim hemen çevir. Bakın işte görüyorsunuz. Abicim ne yaptın ya? Ne biçim komşu çocuğusun sen ya? Şimdi sen böyle yapıp bak bakalım oyuna devam edelim. Bayağı ediyor. Aferin komşu çocuğu, seni çok sevdim. Arkadaşlar su boşaltma haznesi dedikleri su kanalları bunlar oluyor. Şimdi mesela şuradan şöyle geliyor, akıyor. Aynen öyle. Şimdi mesela dökelim. Gördüğünüz gibi şimdi kaldırınca klavyeyi alttan hazır affedersin mıyız? Çiş yapıyor. Oo. Yani bu su kanalı dedikleri şey buymuş arkadaşlar. Su boşaltma haznesi. Komşu çocuklarını savar. Aynen. Vallahi klavye hala cayır cayır çalışıyor arkadaşlar bu arada. Herhangi bir sıkıntı yok. Senaryomuzda da arkadaşlar hani katkı maddesi var, kahve. Çocuklar kahve içmez çağdaş. İçmez ama bu üçü bir arada sanırım. Oo, mis gibi şeker. Bu sefer komşu çocuğu olmasın abi. Üniversitenin arkadaşı ev geldi. Ev arkadaşına. Kanka ne oynuyorsun ya falan diye. Geliyorum gidiyor abi. Kanka ne oynuyorsun ya? Kanka ne oynuyorsun? Kanka ne yaptın ya? Flash TV efektiyle arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kahvemiz döküldü. Şöyle bir oynamaya bir devam edeyim bakayım. Devam et abi. Evet çalışıyor. Çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Şu an arkadaşlar klavyemiz kahveli, yalnız şeyi görmenizi istiyorum. Bakın su haznelerine, su kanallarına su birikmiş durumda. Bir saniye, benim vicdansız takım arkadaşım geldi burada abi ya. Abi yine mi ya? Ben bu üçüncü PUBG. Ne istiyorsunuz benden be vicdansızlar ya? PUBG toplanma alanındayız ve şimdi geldik Are You Cola faslına. Bir dakika, klavye çalışmıyor ha. Evet şu an klavye ha, çalıştı. Tutukluk mu var ama? Bitti geldi. Sen bir de kolayı bir dök kanka. Yüzüğünü çıkarmak ister misin? Yok istemem. Ay be işte. Böyle senin gibi ev arkadaşı olmaz olsun ya, bu ne ya? Ben şöyle oynamaya devam edeceğim. Arkadaşlar yine haznelerimizde kola birikti. Ben şeyi anlamadım. Yani oyunda çok çabuk toparlanırsın faslını anlamadım. Valla şöyle toparlanmaya gerek yok. Zaten gerek şu yok, an aynen. Çalışıyor. Yani online bir oyun oynuyorsan onun başından kalkmak zor. Masa bu halde takılabilirsen aynen. Oynamaya devam edebilirsin. Oyunu en azından bitir. Şimdi arkadaşlar klavyemizde bol miktarda kahve ve kola var. Üst taraf hep kahve ve kola. İçinde ne var ne yok aktı valla. Evet arkadaşlar içindeki şuradan suyu şöyle parmağıma akıyor arkadaşlar. Aha ben ölüyorum. Ölüyorsun lan. Ölüyorsun şu an. Neyse klavyemiz şu an çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar klavyenin üzerindeki su kanallarını gösterdik, denedik. Çalışıyor, mantıklı olmuş. Çok aman çıldırmalık bir şey değil ama yani hoş. Sıvı şeyleri rahatlıkla içinden atabiliriz. Aynen. Şimdi geldik biraz Web Tekno usulüne. Sandviç yiyorsunuz oyun oynarken. Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Sandviçi ısırdınız, ketçap altından aktı. Ap diye ısırdım. Ben öldüm ya. Bence dene ya. Çok yok abi, ketçaplı kanalı. Senin deneyimin var. Oğlum şey WASD nerede? Abi yapma ya işte. Bak nasıl sen var ya Lütfi. Görüyorsunuz yemedi değil mi? Aynen. Bir bas bakalım enter ne oluyor Çağdaş. İyi. Oo.
Tamam abi oldu. Benim midem bulandı arkadaşlar. Gelin biz bunu bir bahçe hortumuna bir tutalım. Bakalım akabinde çalışacak mı? Evet arkadaşlar, bahçeye çıktık, hortumumuzu hazırladık. Şimdi klavyeyi de hedef tahtasına koyduk. Tütü tazikli sıkabileceğine eminsin değil mi? Ya bayağı fışırdasın tazik yani. Tazik benim işim. Göm taziği. Oo, mis gibi. Su kanalı dediğim budur işte. Çok başarılı su kanalları. Bakın nasıl akıyor. Şurada arkadaşlar. Arkadan su geliyor bu. Evet arkadaşlar, bahçe hortumuyla yıkadık, temizledik, tertemiz olduk. Ketçaptan eser kalmadı. Çalışıyor cayır, mu? Çalışıyor abi. Vay be. Ya ben bu su kanalı olayını biraz sevdim yani. Güzelmiş, güzel. Tık diye akıyor. Yani biraz hani sakar biriyseniz, böyle su dökülme ihtimali falan varsa ben çok döküyorum böyle sağa sola. Sağ çalışmıyor. Değil mi? Sol. Aha. Aa. Aa gitti. Aha gitti. Gitti. Aha çalışıyor. Çalıştı. İki tokat attım. Tebrik ederim. Bu işi Türk usulü çözdüm çağdaş. İki tokat attım çalıştı. Abi vurunca çalışır genelde ya, bu böyledir yani. Ne o zaman arkadaşlar, bence artık video içeriğimizin sonuna doğru gelebiliriz. Lütfi oyuna daldı, siz ona bakmayın. Bu içeriğimizde arkadaşlar bize ilginç gelen su geçirmeme özelliği artık o BİM'in klavyesinde bile vardı da. O ürün iddiası başka, bununki başka. Biz bunu denedik. Bu da iddiasını karşıladı. Su boşaltma haznesi diye geçiyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde su kanalları olarak geçiyor. Kendileri başka bir isim vermişler. Ama bence tasarım olarak yaratıcı ve hoş bir fikir. Aynen öyle. Kullanışlılığı tartışılır. Öyle oyun oynarken zaman kaybetmeyen olayı bence tırışka. Hani klavyeye su dökülürse mecbur kalkacaksın abi. Yani klavyeye dökülürse oradan senin kasana da gelebilir. Kasaya mouse'una yani, da gelebilir. Her yere gelir yani. Klavye yok, telefon var abi. Daha aynen öyle. Say bitmez. Oyunu bırakırsın yani. Sen de oyunu bir bıraksan da artık tamam, bırak. Çıkış yapsan öyle. Çağlar size zaten az önce detaylandırdı arkadaşlar. Asus, Cerberus sağdan soldan bulabilirsiniz. Yaklaşık 300 liralık bir fiyatı var. 300 lira fiyat güncel dolar kuru. Bu videonun çekildiği tarih. Aynen öyle. Diğerde 200 görürsün, 400 görürsünüz, bize kızmayın yani. Aynen öyle arkadaşlar. Bir de şuraya bir anket koyalım dedik arkadaşlar. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Klavyeyi sizce kullanışlı mı? O zaman kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Anlaşılmıştır herhalde de.